herkese. Bugün Antalya'da bir pazar günü. Benim favori günüm çünkü sabah saatleri genelde bomboş olur. Bugünü aktif bir gün olarak geçirmek istiyorum. Bu yüzden önce denize, ardından kahvaltıya gideceğiz. Ama denize gitmeden önce bir şeyler atıştıracağım ki kahvaltıya saldırmayayım. Artı çıkmadan önce de bir kahve içtim. Neden? 30-45 dakika önce içilen kahve egzersizden önce yağ yakımını arttırır. Hadi gidelim beraber. Burası benim favori denize girme yerim. Hadi girelim bir 30-40 dakika kadar yüzüp sonra kahvaltıya geçelim. Sabah fiziksel aktivitesi, sabah enerjisi. Bir yığın merdiven var. Kendinden kardiyo. Hem merdiven var hem yüzme, tertemiz. Çıkarken çıkamıyorsun Allah affetsin. Çok yoruluyorsun, bir de denizden girmiş oluyorsun ya. Ama burayı da çok seviyorum, kendinden manzaralı. Buradan geçmek bile gerçekten huzur verici bir şey. Yani ben boş oluyor demiştim ama herhalde geç kaldık. Ama onu da söylemek istiyorum. Yani geç kalsan da gelmekte fayda var. Çünkü hani ancak kalktık, yok kalkamadık falan deyip erteleyince. Ya yani 120 30-40 dakika tamam mı? Geç kalsam ne olur? Nereye geç kalıyorum bir de? Evet, hala iniyoruz. Hala merdiven. Şu tekneye kadar yüzdük geldik, bir yarım saat falan yüzmüşüzdür. Zaten çok da fazlasına gerek yok, her gün bir fiziksel aktivitemiz var, öldürmeye gerek yok yani. Zaten bir de şu merdivenleri çıkacağız, indiğimiz merdivenleri. Okey, enough. Kahvaltıya gidebiliriz yani. Normalde bu kadar hızlı çıkmam da arkamdan biri geliyor diye. Gördüğünüz gibi buraya gelmek, inmek, çıkmak başlı başına bir kardiyo. Evet, ben hızlı çıkmayı seviyorum birden ama düşme umarım. Biraz da acıktım açıkçası. Sanıyorum yeteri kadar yüzmüşüm. Acıkmasam yeteri kadar yüzmemişim diyeceğim. Önemli olan 30 dakika boyunca aktif oldum hocam. 30 dakikadan sonrası daha çok da gerek yok. %1 tabii de kasmaya gerek yok ya. Ve kahvaltı yerine geldik. Serpme kahvaltı değil, tüketebileceğim, ihtiyacım olan tarzda bir kahvaltı istedim. Neden? Çünkü sabah bir tık tok çıkmıştım. Fiziksel aktivite yaptım, ihtiyaçlarımı belirleyebilecek tokluktayım şu an. Yeterli bir kahvaltı, fazlasına gerek yok. Yüzdüm diye yağ bal tüketmeme gerek yok. İki yumurtadan menemen var. Burada bir gördüğünüz gibi simit var. Diyette simit de olur. Ancak hepsini yemeyeceğim, ikiye böleceğim. Bir simit ortalama 4 dilim ekmek, 2 tatlı kaşığı da yağ yapıyor. O yüzden şunları çok yemeyi düşünmüyorum, zeytinleri. Ama böyle tadımlık yerim maksat. Bu tabağın tek eksiği ne derseniz, yeşillik grubu birazcık daha yüksek olabilirdi. Yeşillik grubu ne kadar yüksek olursa o kadar çok doygunluğumuz artar. Gözümüz de doyar biraz daha. Onun dışında şimdi yapmamam gereken bir şey yapacağım. Yanında çay tüketeceğim. Neden yapmamam gereken bir şey? Şimdi biliyorsunuz demir eksikliği anemisi Türkiye'de özellikle çok yoğun. Kadınların 1/3'ünde var diyebilirim. Yumurta güzel bir demir kaynağıdır. Bununla beraber genelde kahvaltı güzel bir demir kaynağı içerir. Bununla beraber bir çay tüketildiği zaman bu demirin emilimi azalır. Ki Türkiye'deki zaten demir eksikliğinin yoğun olmasındaki en büyük temel faktörlerden biri de çay tüketimimizin çok olması. Biliyorsunuz biz çayı bile demleyerek tüketiyoruz. Yani o çayın içerisinde iyice özü geçerek, o fitatlar iyice artarak tüketiyoruz. Bu nedenle yapılmaması gereken bir şeydir. Sırf pazar günü ve demir değerlerim şu an yüksek olduğu için tüketeceğim. Evet, devamlı kontroldeyim. Düşük olduğuna daha çok dikkat ediyorum.
Yani pazar günü okey dinlenelim ama unutmayalım ki dinlenmenin en güzel yolu, en güzel yöntemi vücudumuza iyi bakmaktır. Yani şu an mesela sabah çok ekstra bir erken kalkmam olmadı benim. Ama bu erken kalkma sayesinde günüme güzel başladım ve şu an mesela yapacağım işleri çok daha güzel bir şekilde kafamda sıraladım. Bir kere ne kadar fiziksel aktiviteniz düzgün, kahvaltınız veya yiyecekleriniz ne kadar sağlıklı olursa mental fonksiyonu da o kadar iyileşiyor. Yani yapmam gereken işlerde aslında kalitesi de daha iyi artacak, algım da daha arttığı için daha hızlı yapacağım işlerimi. Yani genel olarak bir sağlık hali güne güzel başlamakla olabiliyor demek istiyorum. Ve dediğim gibi tatilmiş, şuymuş, buymuş falan yapmanıza gerek yok, üşenmenize gerek yok. Eyvallah, çok yorgun bir hafta geçirmişsinizdir, dinlenin. Ama normal bir haftaysa tatillerde bence biraz kendimize zaman ayırmaya özen gösterelim.